Merhaba arkadaşlar, Alice'in dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün size bir bebek battaniyesi tarif vermek istiyorum. Onun ön çalışmalarını yaptım. Bunu bana yıllar önce kayınvalidem örmüştü. İlk hamileliğimde. Çok da güzel ve senelerin battaniyesi. Daha hala yeni gibi duruyor. Hiç tüylenmedi, bir şey olmadı. İki taraflı kullanılıyor. Bir tarafı beyazla, bir tarafı pembe. Siz değişik renklerle de yapabilirsiniz. Eğer erkek çocuğunuz varsa maviyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi size bunun ön tarafını ve arka tarafını göstermek istiyorum. Bakın. Ön tarafında mesela pembe tarafından böyle veya dur. Şöyle şey yapayım ben size. Daha rahat olur. Örneğin başlangıcı çünkü böyle. Bakın. Bir tarafı böyle oluyor. Bir tarafı da böyle. Görüyor musunuz? İki taraflı da kullanılabiliyor. Ben iki taraflı da kullanmıştım. Çok güzel. Çok da kolay. Herkesin yapabileceği bir battaniye örneği. Ben severek kullanmıştım. Allah razı olsun, kayınvalidem örmüştü bana. Bunu ben şimdi size göstermek istiyorum, yapılış aşamalarını. Siz de eğer beğenirseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Yapım aşamaları da çok kolay. Bakın ben size bir ön çalışma yaptım. Şurada pembe üzerine pek belli olmaz belki. Bakın pembe beyaz çalıştım. Pembe beyaz çalıştım. Görüyor musunuz? İki taraflı. Burada da yine turkuazla. Bakın. Böyle. Çok kolay. Yapım aşamaları da çok kolay. Çift taraflı da kullanılıyor. Örnek büyüdükçe daha çok kendini belli ediyor. Ben şimdi size bunun başlangıcını göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben size bunun yapılış aşamalarını göstermek istiyorum. Yalnız önce ben size, ben yurt dışında olduğum için ipimi soruyorlar, tığımı soruyorlar. Ben böyle bobinler halinde alıyorum. 400 gramlık bunlar. İncesini aldım bu sefer de. Yumak halinde 400 gramlık. Bu battaniye biraz ince olursa daha makbul olur. Çünkü iki taraflı, iki iple örüldüğü için. Şimdi ben size bu renkle başlayacağım. Tığımı da soruyorlar. Tığım da bir numara. Kalınlığı da böyle. Siz zaten alacağınız ipe göre üzerinde yazar hangi tığ veya hangi şiş kullanacağınız. Ona göre kullanırsanız daha iyi olur. Bunu yalnız önceden kayınvalidem nasıl bir ip aldı bilmiyorum. Bu da gayet ince bir iple örülmüş. Çok da şık ve güzel. Görüyor musunuz? Hiçbir tane tüylenme yok üzerinde. Ben şimdi size bunun başlangıcını göstermek istiyorum. İlk başta şu alt kısmını zincir çekiyorsunuz. Başlangıcı zincirle. Ben de burada zincir çektim. Böyle başladım. Zincir çektim. Ve dönüşünü üzerine, zincirin üzerine üçlü trabzon yaparak 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Üzerine alarak 3 tane trabzon yapıyorum. Arada 3 zincir, tekrardan üçlü trabzon yapıyorum. Bu arada tekrardan 3 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzon yapıyorum. Arada 3 zincir, üçlü trabzon. Bakın şimdi ben sonun başlangıcını yine göstermek istiyorum. Zincirin üzerine. Zincirim burada. Siz istediğiniz ebatta zinciri yaparsınız artık. Kaç, ne kadar örmek isterseniz bebek battaniyesine. Bakın şimdi burada ilk başta tığımın üzerine alıyorum. Görüyor musunuz? Burada batıyorum. Ve iki seferde çıkıyorum. Bakın şimdi yanına batıyorum. İsterseniz başlangıçta ilk aynı deliğe de batabilirsiniz. Ama 6 taneyi birden almayacağı için biraz hem zincirin üzerinde yürüyüp hem de şeyi yapabilirsiniz. 3 trabzon. Bakın. 1. Yanına batıyorum. 2. 2. Ve üzerine alıyorum tekrardan.
Bu zincirin üzerinde biraz yürümek de zor oluyor. Ve 3. Görüyor musunuz? Bunları şu an ilk başta böyle üçlü trabzon yaparak bu zinciri doldurdum. Şimdi üzerindeki beyaz örneğe başlamayı göstereceğim size. Bu iple çok ördüğüm için bunu sonradan sardım yani. Bakın. İp, yalnız ipim burada kaldı. Şimdi ben buradan yine başlıyorum. Bu trabzonların arasından başlıyorum bakın. 1, 2, 3. İki renkli olduğu için şimdi daha rahat örülür. Yalnız ben ipi şey yaparken arada yürütüyorum. Sonradan kesiyorum ipi. Hem çözülme olmuyor. Hem de rahat oluyor o zaman da. Ekstradan ip yürütmeye gerek olmuyor alttan. Bakın. Görüyor musunuz? Bir yere iki tane üçlü trabzon yapıyorum. Aralarında üç zincir çekerek. Bakın. Üçlü trabzon yapıyorum. Burada üçlü. Şu trabzon 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum tekrardan. 1 trabzon. 2 de çıkıyorum. 2 trabzon. Ve 3 trabzon oldu. Arada şimdi 3 zincir çekiyorum. Tekrardan şu araya batıyorum. Bu araya değil. Bu 3 trabzonların arasına batıyorum. 1, 2 ve 3. Üçlü zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı yere üçlü trabzon yapıyorum. 2 3. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Bu üçlü trabzonların arasında çekmiş olduğum 3 zincirin üzerine batıyorum. 1 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum arada. 1 2 3. 3 zincir çekiyorum yine. Burada 3'lü trabzon yaptım. Arasına batıyorum. 1 2 3. Şimdi 3 zincir çekiyorum arada. 1 2 ve 3'lü trabzon yaptım. Şimdi üzerine maviye gitmem lazım. Yalnız şimdi maviye geldiğim zaman bu ipim burada kalacak. Şimdi dönüşlerde 8 tane dönüyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Şimdi bu beyazı yatırıyorum elimde. Bu aralardaki boşluğa batıyorum sık iğne olarak. Hiç üzerine almadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ortaları 10 tane yapıyorum. Bakın. Şimdi bu ortaya batıyorum. Bu üçlü trabzonların oraya değil. O aradaki ortaya batıyorum sık iğne olarak. Gördünüz mü? Şimdi 10 tane yine zincir. Çok basit, çok kolay. Herkesin yapabileceği bir örnek. Bakın aradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekmiştik ya üçlü trabzonların arasında. Oraya batıyorum. Şimdi bunu tekrardan başa bağlamam lazım kenarına.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada bakın şunun dibine batıyorum. Dibine bağlıyorum. Gördünüz mü? Tam dibine bağladım. Bakın bağlantıyı buraya. Şimdi dönerken yine 8'e dönüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi zincirle birlikte bu beyazların içini dolduruyorum. Zincir de alıyorum ama içine. Şimdi 3 zincir çekiyorum tekrardan. Tekrardan bu üçünü dolduruyorum. Bu boşluğu. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yine arada 3 zincir çekiyorum. Görüyor musun? Zincirle birlikte bu beyazı dolduruyorum. Görüyor musunuz? Arada yine 3 zincir. 1 2 ve 3. Ben şunu keseyim de rahatsız etmesin. Şimdi 3 zincir çekiyoruz arada. Tekrardan bu yeşille beyaz ikisini bir alıyoruz. Bir. İki sefer de çıkıyorum, görüyor musunuz? 2 3 3 taneyi dolduruyorum. Arada yine 3 zincir çekiyorum. Ondan sonra tekrar üzerine alıyorum. Tekrardan aynı yere batıp 3 kere daha dolduruyorum. Görüyor musunuz? Bunun bir tarafı yeşil, bir tarafı beyaz gidiyor sonradan. Şimdi bakın, tekrardan yine 3 zincir çekiyorum arada. 3 zincir. Evet. Şimdi yeşille beyazı bir alıp 1 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum arada. 1. Bu en sona geldiğim zaman tekrardan 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8. Öbür sırada dönmek için burayı bol bırakıyorum. Şimdi beyaza geçiyorum. Burada 8 tane çekmiştim. Bakın. Bu aradaki boşluklara batıyorum. Sık iğne olarak. Evet. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim arada. Kenar başları 8'er tane. Bu ortaları 10'ar tane çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bunu da bu ortalarına batıyorum. Görüyor musunuz? O üçlü trabzonların, üçlü trabzonun üzerine değil, aradaki üçlü zincirin üzerine batıyorum. Bunu başa bağlamam lazım. 8, 9, 10. Burada başa bağlayacağım. Evet. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çektim yine.
Şimdi görüyor musunuz? Beyazla örüyorum. 1, 2, 3'lü trabzon yaptım. Şimdi arada 3 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. 3'lü trabzon örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bir daha arada 3 zincir çekiyorum. Öbür başa geçiyorum. Görüyor musunuz? İkisini bir alıyorum. Bu demin örmüş olduğum zincirlerle bu yeşilin ortasından batıyorum. İkisini bir alıyorum. 2, 3. Yine 3 zincir arada çekiyorum. 1, 2, 3. Bu örnek çok basit. Çok kullanışlı. Bakın bir tarafı beyaz gidiyor, bir tarafı yeşil gidiyor. Görüyor musunuz? Yeşil gidiyor. İki taraflı oluyor bu sefer kullanılıyor. Burada mesela daha fazlasını ördüm. Normalde üçlü trabzon örüyorsunuz. Sonradan tekrardan beyazını örüyorsunuz. Beyazı zincir çekip örüyorsunuz. Sonradan tekrardan renkli öbür renge geliyorsunuz. O da başa kadar zincirle gidiliyor. Ondan sonra üzerine üçlü trabzon yapılarak geliniyor. Gayet kolay, gayet gösterişli. Kullanımı da güzel. İki taraflı birden kullanılıyor. Siz de beğenerek yaparsanız ben çok beğendim. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Yani örnek çok basit. Zincir üzerine üçlü trabzonları yapıyorsunuz. Aralarda üç zincir olarak. Ondan sonra beyaz örneğe normal örüyorsunuz. Üçlü trabzonla. Sonradan tekrardan pembeyi başlanıyor. Zincir gidiliyor başa kadar. Tekrardan örnek kuruluyor. Ondan sonra beyaz tekrardan zincir çekiliyor, örnek kuruluyor. Çok kolay yani zincir, üçlü trabzon, zincir, üçlü trabzon diye örülüyor. Arada renk geçişleri var. Eğer ona dikkat ederseniz çok gösterişli, çok kullanışlı bir bebek battaniyesi. Bakın iki taraflı da kullanılıyor. Hem bu tarafını hem bu tarafını istediğiniz tarafta kullanabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz, torunlarınıza, çocuklarınıza yaparsanız gayet güzel ve şık olur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Ama haftaya çok güzel bir video paylaşmak istiyorum. Çok beğeneceğiniz bir video. Şapka kadar, örmüş olduğum şapka kadar güzel bir şey gelecek. İnşallah diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Elsin dünyasında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.